arkadaşlar. Şimdi de bir bisiklet turunun video işini almıştım. Onu çekiyoruz. 2 saatlik bir araba kullandık. Arkamızda görmüş olduğunuz otobüse de milyon tane bisiklet koymuşlar. Şimdi böyle sahil tarafından bir tur olacak. Abdullah'la birlikte hem drone kullanacağız hem de kamerayı kullanarak çekim yapacağız. Şu an 1 saatlik uykuyla duruyorum bu arada. Sizlere söylemiştim ya, Miami'ye gideceğim Instagram'dan. Bir müşteri aldım. Orlando'dan Miami'ye 4 saat lift yaptım arkadaşlar. Şimdi 1 saat uyudum. Hani gece 5'te eve geldim. 6'da evden çıktık. Uykuluyum biraz, kusura bakmayın. Bu aralar biraz yoğun çalışıyorum. Şimdi bu işimizi halledelim. Yarın yani Easter gününde, Easter ne oluyordu? Paskalya. Paskalya gününde church'e gideceğiz. Daha sonrasında Striptease Club'a gideceğiz. Neyse onları göreceksiniz. Komik olacak. Kiliseden çıkıp Striptease Club'a gitmek. Bir müzik videosu çekeceğiz. Neyse dostlar, biz şimdi çekimimize devam edelim. Evet dostlar, bisiklet grubumuz şu an devam ediyor. Ben de arkalarından kameramla birlikte görüntü alıyorum. Tabii buradan çekiyorum, buradan çekmiyorum. Her neyse, artık görüntüleri sizler için koyarım, belki oradan görürsünüz. Bugün bu işim vardı, yarın dediğim gibi church'e gideceğiz. Church'ten sonra da müzik videosu çekeceğim, güzel şeyler göreceksiniz. Hadi bakalım, devam ediyoruz. Abdullah Reis nasıl geçiyor ya? Hiçbir şey demiyorsun. Evet, güzel mekan, etraf, hava. Burası GTA Vice'e benzemiyor mu? Evet, benziyor bayağı. Bayağı beğendim ben bu Sarasota'yı. Biz şu an Sarasota'dayız arkadaşlar. Geldim şimdi soruyor da burası biraz daha şey, ne West burası? Nasıl West? Ne bileyim, ne Key'di, pardon, West demiş. Orası Key West mi diyorsun? Yok, burası da bir Key'di burası, bu yolun adı. Bir takım adası yani, böyle çok güzel yerlerdi, ben beğendim yani. Sarasota'ya taşınmayı düşünenler varsa çok güzel bir yer. Fakat merkezi değil, ben çok merkezi olmayan yerlerde duramıyorum. Kendi işim gereği. O yüzden düşünenler varsa aileler için özellikle tavsiye ederim arkadaşlar. Her yer yeşil, görmüş olduğunuz gibi çok güzel evler var, villalar var. Hani insan popülasyonu daha çok beyaz Amerikalı ağırlıklı. Burada şu ana kadar hiç Afrika Amerikalı görmedim. Sen gördün mü? Şu ana kadar görmedim. Bayağıdır buralardayız ama. Dikkat etmiyorum böyle şeylere ben. Ben dikkat ediyorum ama insanlara anlatmak için dikkat ediyorum ama. Dikkat etmiyorum böyle şeylere. Ben hiç fark etmiyorum. Beyaz Amerikalı, Afrikalı Amerikalı. Öyle insan ayırmamak lazım zaten. Neyse dostlar, biz çekimimize devam ediyoruz. Daha drone çekimimiz de var. Yakalamamız lazım bu grubu. Evet dostlar, bugün de Abdullah'la church'teyiz. Hala uyanamadım. Dediğim gibi geçen gün 1 saatlik uyku, bugün de 5-6 saatlik uykuyla çalışıyorum. Şimdi bugün Easter günü, bir sürü insan var burada. Church'lerde şarkılar söyleniyor. Yani bizim camilere göre çok daha farklı değil mi abi? Evet. Burası biraz daha modern bir kilise. Ya modern derken şey yani, yeni yöntemler kullanıyor. Eski gelenekleri sürdürmüyor. Biraz daha değişik bir şarkı var, söylüyorlar, dans bahsediyorlar. Değişik bir şey. Ama ortam hoşuma gitti benim. Yine hani güzel gözük. Adamlar Instagram'dan bildiğin canlı yayın bile açıyor yani, düşünün. Camide böyle açıldığını biraz garip gelirdi bize ama buradakilerde atıyorum ebeveynler içeri girdiği zaman çocuklarını bırakacağı yerler var. Şimdi oraları da video çekeceğiz. Sonra drone'u da uçuracağız. Yani church işimiz bittikten sonra da biliyorsunuz Striptease Club'a gideceğiz. Orada video çekeceğiz. Hani adam ayırmıyorum ben. Görmüş olduğunuz gibi church'e de gidiyorum. Diğer kulüplere de gidiyorum. İş neredeyse ben oraya gidiyorum. Abdullah'la birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar çocukların olduğu alana gideceğim. Orada da videolarımı çekeyim. Çünkü içerisini çektim. İçerisini sizlere zaten görüntüleri gösteririm. Nasıl bir yer olduğunu siz görmüş olursunuz. Biz işimize devam edelim. Daha sonrasında video, müzik, video klibi için gittiğim yeri de çekeceğim. An Easter egg hunt, which we're really excited about. Evet dostlar, arkamda görmüş olduğunuz kiliseyle işimizi bitirdik, paramızı aldık. Bu işten yaklaşık bir 750 dolar kazandım. Fakat iş yaparken maalesef kullandığım mikrofon yere düştü. Hani bir tanesi ben düşürmedim de, çektiğim insanlardan bir tanesi yere düşürdü. O yüzden mikrofonun şu an ekranı çalışmıyor. O da zaten 750 dolarlık bir mikrofondu. O yüzden 750 dolara kazandım ama bir 750 dolar da zarara girdim. O yüzden işlenmiş oldum ama ileride bana telafi edeceklerini söylediler. Herhalde mikrofonun da parasını verecekler. Şimdi Abdullah burada görmüş olduğunuz gibi drone uçuruyor arkadaşlar. Çok güneşli olduğu için drone'u görmüyor. Arabanın içerisine girdi. Drone da burada bir yerlerde uçuyor. Drone görüntüsünü de aldıktan sonra artık işimiz bitecek. Sonra yemek yemeye gideceğiz. Sabah kahvaltısı yapmadım. Bu aralar gerçekten yoğunluk var. Şu
Nisan'ın sonuna doğru yoğun olduğumu sizlere söylemiştim ama Mayıs'ta bayağı bir boşluğum var. Mayıs ayını da bu şekilde doldurmam gerekiyor ki bir şeyler kazanabilelim. Amacım Uberlift'i sadece cuma ve cumartesi çalışacak şekilde gelir sağlamak. Şu an için daha sonrasında zaten Uberlift'i komple bırakıp arabayı satıp daha güzel bir araba almak istiyorum. Dediğim gibi şu an işler güzel gidiyor, özellikle bu Nisan ayı içerisinde güzel gidiyordu. Buradan çıktıktan sonra yemek yiyeceğiz. Sonraki günde sizlere müzik videosunda çektiğim yerleri göstereceğim. Hatta New York'tan gelecek artist. New York'un Brooklyn diye bir şehri var. Belki bilenler oluyordur, oradan gelecek. Burada bir villa kiralayacak. Kızları falan kiralayacak. Daha sonra striptiz kulübüne gideceğiz. Orada da video çekeceğiz. Değişik bir video olacak. Siz severseniz zaten sizler için çekiyorum bunları. Hazır bunları çekerken de vlog çektim. Sizlere 3 tane yaptım, işi gösterdim. Bu 3 tane iş arkadaşlar neredeyse 4 gün içerisinde 3 tane iş yapacağım. Çok yoğundu bu aralar. Daha sonrasında haftaya birkaç tane daha işim var. Sonra bitiyor, yeni bookingler almaya başlayacağım. Yeni müşteriler aramaya başlayacağım. Bakalım nasıl olacak. Şimdilik benden bu kadar. Church videosunu tamamladım. Yemek yemeye gidiyoruz. Evet dostlar, kilise videosunu çektim. Sonraki güne geldik. Şimdi Noel'le birlikte kahvaltımızı yaptık. Şöyle bir şey içiyorum sabah ayılmak için. Biliyorsunuz bugün müzik videosunu çekeceğim demiştim sizlere. Müzik videosu için hazırlanıyoruz. Bu arada Church direkt parayı verdi arkadaşlar. Paramız burada. Church'lerle çalışmak güzel oluyormuş. Kilise direkt parayı veriyor arkadaşlar. Size işi yaptınız mı yapmadınız mı çok fazla beklemiyor. Güzelmiş. Church'lerle çalışmaya devam edeceğim eğer bu şekilde giderse. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Eve geçtiğimizde de bütün ekipmanlarımı toplayacağım, arabama yükleyeceğim. Abdullah'la birlikte bu sefer işe gitmiş olacağız. What's up Neil? How are you? I'm doing. I feel like a human. Sabah Starbucks içmeden uyanamıyor Noel'de. My food and my coffee, so I feel good. Yeah, why you like Starbucks so much? Because it's easy. It's easy. You're drinking coffee it's every addicting. Morning, it's right? Mm-hmm. Görmüş olduğunuz gibi her sabah kahve içtiğini söylüyor. Starbucks'tan kahve aldı, şimdi suyunu içiyor. Ben kahveyi çok sevmediğim için bu tarz canlandırıcı şeyler içiyorum. Dün işimi bitirir bitirmez eve geldim. Yemeğimi yedim, uyudum, sabah kalktım. Kahvaltı yaptık şimdi. Sonrasında da villaya geçeceğiz. Villada dediğim gibi New York'tan gelen artist bir ev kiraladı. O eve gideceğiz. Çok güzel bir ev. $750 verdi arkadaşlar. Sadece bir günlük kiralama için. Daha sonrasında da kızları kiraladı. Kızlar gelecek. Yok twerk yapacaklar, böyle oynayacaklar falan, değişik bir video olacak. Ben de ilk defa böyle bir video çekiyorum. Hani sizler için de ilginç olmuş olacak. Neyse biz şimdi kaçıyoruz eve. Eve geçtikten sonra ekipmanlarımı hazırlayıp doğru işe geçiyorum. Yeah. We are ready. Yeah. You got it, man? Aynen. Are you guys ready? Ready. You guys. Aynen. Hey, elini tutalım. You got a lot of money, man. I can't afford this. All right, we are ready. Yep. Evet, Okan Bey. Ne durumdayız? Şimdi striptiz kluba gideceğim. Zaten onlara söyledim, biliyorlar. Malzemelerimi koydum, ışıklarımı koydum. Kameramın şarjını ettim zaten. Şu an o kamerayla çekiyorsun. Evet. Geniş açı bir lens aldım arkadaşlar. Belki aranızda bilenler bilir. Sony 24mm 1.4 G Master lens. Bayağı bir para harcadım. Şu an piyasada yoktu. $1400 satılıyordu. Ben $1600 vererek aldım. Hatta şu an o lensten çekim yapıyoruz. Yani striptiz kluba gideceğiz. Değişik görüntüler olacak. Abdullah gelmemeyi tercih etti. Bana bıraktı. Ki zaten iki kişi oraya biraz fazla arkadaşlar. Çünkü çok dar alanlar oluyor. Sadece ışıkları koyup çekim yapacağım, anlayacağınız. Biraz önce zaten siz videoları göreceksiniz arkadaşlar. Abdullah'la beraber bir eve gittik. Ev nasıldı abi, beğendin mi? Çok güzeldi ya. Ev, adamlar $750 vermişler evet. Zaten. Bir geceliğine değil mi? Bir geceliğine vermişler. Bir geceliğine $750 verip New York'tan gelip o evi kiraladılar. Düşünün, biz bu işi New York'ta yapsaydık biz şu an bu videodan yaklaşık $750, $800 falan kazandık arkadaşlar. Ama bu işi New York'ta yapsaydık minimum $2000 alırdık herhalde, değil mi? Tabii, New York'un yaşanmazsa. Zaten o yüzden falan. Adam buraya geldi mi? New York'tan buraya geldi. Adam New York'tan buraya geldi. Villa kiraladı. Beraber çalışma yaptık.
Adam bize 750 verdi. Kızlara da falan 80-90 dolar verse. Evet. Adam 1000 dolar, 1500 dolarla atıyorum buradan kurtuldu. New York'a gitse 2000 dolardan sadece bize para verecekti. Evet, o yüzden yer falan harç, değil mi? New York'tan birkaç kişi daha yazdı arkadaşlar. Onlar da gelirse onları da video çekeceğiz. Şimdi bakalım Strip's Club'a gidelim. Orada da video çekeceğiz. Nasıl olacak bilmiyorum. Yüzünüz gülüyor Okan Bey. Para geliyor şimdi yavaş yavaş. Bizim tabii gülmeye başladı. Bu aralar yoğunduk zaten. Church'ü çektik. Burada sen bilmiyorsun. Burada church'ü çektim, bisikleti çektim. Bunu da ekleyeceğim videonun içerisine. Neyse dostlar, Strip's Club'a gittiğim zaman vlog çekemeyebilirim. Çünkü çok ani gelişecek her şey orada. Kendimi alıp çekersen biraz absürt durabilir. Sizlere çektiğim görüntüleri göstereceğim. Komik şeyler olacak. Büyük ihtimal para falan saçacaklar. Bu arada Strip's Club'ı kapattılar arkadaşlar. Yani orada diğer müşteriler olmayacak. Tamamen bizim için kapatıldı orası. Oraya gittiğim zaman rahat olacağım açıkçası. Siz zaten görüntüleri göreceksiniz. Böyle yakınlaşacağım falan. Hadi hadi iyisiniz yine. Neyse ben gidiyorum. Geç kalmayayım. Yaklaşık yarım saat bir yolum var. Zaten 45 dakika sonra da çekim başlıyor. Orada görüşürüz. Dostlar Yogi de burada. Beni uğurlamaya geldi. Yogi görüşürüz oğlum. Bana şans dile, tamam mı? Bak seni getirmiyorum oraya. Burada usludur. Bak Yogi ısırma. Yogi. Var ya. Isır lan ısır. Hadi ısır. İstediğin kadar ısır. Tamam oğlum hadi görüşürüz. Bana şans dile. Sana oradan bir tane dişi German Shepherd bulacağım. Geleceğim, tamam mı? Ops. Tamam. Şımarma bu kadar. Hadi defol görüşürüz.